2021 yılının Kasım ayından itibaren şebeke suları kesilen Kıraç köyü sakinleri mağduriyetlerini Kanal Fırat mikrofonlarına anlatmışlardı. köyünde çiftçilikle uğraşıyorum. Burada yaklaşık iki aya yakın bir süredir sularımız kesik durumda. Evlerimizde içmeye, banyo yapmaya, mutfaktaki bulaşıkları yıkamaya hiçbir şekilde su bulamıyoruz imkanımız olmadığı için köyümüzde başka şekilde su edinebileceğimiz çeşmeler ya da işte hani bununla ilgili akarsularımız da olmadığı için mağdur durumdayız. Ailelerimizi çoğu zaman getiremiyoruz köydeki evlerimize. Çünkü çocuklarımız var. su olmadığı zaman biliyorsunuz hiçbir şey olmuyor. yani yetkililerimizden ricamız mağduriyetimizin giderilmesi. Önceki gün yayınlanan haberin ardından köy muhtarından açıklama geldi. Bu su şebekesi 1996 yılında köyümüze geldi. 96 yılından bin... 2021 yılının 6. ayın 30'una kadar hiç köyümüzün su borcu yoktur. Hepsini düzenli olarak ödemişim. 6. ayın 7. ayın 8. ayın 16'sında bazı olaylar başımıza gelmesinden dolayı su sayaçlarını okuyamadım. Hatta bunun için valiliğe dilekçe verdim. Vali yardımcısı Kerem Bey'den de görüştüm su sayışlarını okuyamayacağıma dair oraya e, dilekçemi de verdim. Ben kendim faturalarım her şeyim 7. ayın 6. ayın 30'una kadar olan borcu ben kendim ispatlarım yani elimde delillerim var faturalarım var sonunda e, 11. ayın e, 14'ünde köy ihtiyar heyeti olarak karar aldık e, İşme suyunu ARG şirketine devrini yaptık. E, devrini yaptık. O tarihten bu yanı e, şirket şirkete aittir. Yani benim bir sorumluluğum da yoktur. Yani herhangi bu e, olan borç olan borç 7. Ay, 6. ayın 30'undan şimdiki tarihe kadar olan borçtur. Yani bunu köylü vatandaşlara sayaçları okunmamış, ödenmemiş. Bu borç o borçtur köyü muhtarı Nazır Yılmaz, yaşanılan sıkıntıların kendisiyle bir sıkıntısı olmadığını ifade ederek yıpratılmaya çalışılıyorum dedi. Elimde delillerim var, faturalarım var, kararım var. Yani herhangi bir sıkıntı yoktur. Bu vatandaşlar benim kendimi yıpratmam için, muhtarı yıpratması için bu türlü şeylere başvurmuşlar yani. Benim köy halkından sorabilirsiniz. Yani azı 15-20 senelik su şebekenin hiçbir aksaya borcu yoktur. Yani ben düzenli olarak hep bir ödemişim. Herhangi bir sıkıntı yoktur yani. Bunlar kendi muhtarı yıpratma için her yola başvuruyorlar. Beni şikayet ediyorlar. Valiliğe, savcılığa bilmem nereye beni yıpratma için. Yılmaz, kış aylarında vatandaşların şehir merkezine geldiğini bu nedenle su sayaçlarının okunamadığını kaydetti kış mevsiminde olduğu zaman köyün yüzde ellisi Elazığ'a göç ediyor. Göç ettiğinden dolayı şirket geliyor. Sayaşları okumaya evde yoklar. Sayaçlar da hep içerideler. Sayaşları dışarı almamışlar. İçerideler o yüzden sıkıntı buradan da geliyor yani.